Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bütün semavi kitapların özeti Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim'in özeti Fatiha-i Şerif'tir. Fatiha-i Şerif 7 ayetten müteşekkildir. Fatiha'nın özeti de Besmele-i Şerif'tir. Bismillahirrahmanirrahim'dir. Hadis-i Şerif böyle buyurulmuş. Onun için Bismillahirrahmanirrahim'in Bismillah Allah'ın zatını remzeder. Rahman Allah'ın sıfatlarını remzeder. Rahim Allah'ın efali ilahiyesini remzeder. Bizler de zikir yaparken üç defa Allah, Allah, Allah deriz, bir nefes içeri çekeriz. Neden? Çünkü Cenab-ı Allah'ın bu mukayyet olan alemde ve Adem'de üç tecellisi vardır. Dört tecellisi yoktur. Onun için birinci Allah deyişimiz bizim Cenab-ı Allah'ın zatıyla kaim olduğumuzu gösterir. Çünkü Cenab-ı Allah bilinmekliğini murad ettikten sonra zerreden küreye kadar tecellisini isar etmiş. İki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki evvela ma halakallahi nuri, Allah evvela benim nurumu yarattı. Evvela ma halakallahi ruhi, Allah evvela benim ruhumu yarattı. Evvela ma halakallahi akli, Allah benim evvela aklımı yarattı. Evvela ma halakallahi kalem yarattı. Dikkat ederseniz bunların hepsi bir olmasına rağmen ruh parçalanma kabul etmez. Nur parçalanma kabul etmez. Ama tecelli ettiği masarlarda isim aldığı gibi cemadatta tecelli ettiği zaman ruh cemadı, nebadatta tecelli ettiği zaman ruh nebatı, hayvanatta tecelli ettiği zaman ruh hayvanı, insanda tecelli ettiği zaman ruhu insanı adını alır. Dikkat ederseniz ruh parçalanma kabul etmiyor fakat tecelli ettiği masarlarda isim alıyor. O bakımdan akıl da öyle. Her masarda tecelli eden bir tek güneştir ama evin penceresi küçükse küçük içeriye ısı verir, yani parlaklık verir, güneş ışığını verir, büyükse büyük ışık verir. Aynen bunun gibi. Demek ki Cenab-ı Allah'ın bu tecellileri zatından sıfatlarına zuhur etmiş. Rahmaniyeti ile. Çünkü Bismi Allah'ın zatıdır. Bismillahirrahman Allah'ın sıfatlarıdır. Dikkat ederseniz 99 Esma-ül Hüsna'yı sayarken evvela El-Rahman, El-Rahim diye evvela onunla başlar. Demek ki Allah'tan sonra ilk gelen Esma Rubbiyet mertebesine tecelli ettiği zaman ilk tecellisi Rahmaniyettir. Yani uluhiyetinden tecellisini Rubbiyet yüzüyle, yani kulluk yüzünde Rahmaniyetini isar etmiştir. Rahmaniyetin içerisinde Rahimiyet vardır. İki can serveri sallallahu aleyhi ve sellem Rahimiyetle bizleri irşad etmiştir. Çünkü gördüğünüz insan ancaksın sıradan bir varlık değil, şekil olarak bir varlık ama onun içerisinde kat kat, aynı lahana gibi kat kat katlanmış sırlar var. 18 bin aleme camidir insanoğlu. İnsanoğlu alemi kübradır. İnsanoğlu merkez üstüdür. İnsanoğlu yeryüzünün halifesidir. Şu halde insan deyip geçmeyin.
لَقَدْ حَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمٍ En üstün biçimde yaratılmış bu varlıktır. Onun için bu varlık işte rahmaniyete mazhardır. Onun içerisinde rahimiyet de vardır. Bizi bu rahimiyetin bütün sırlarını öğretecek iki can serveri sallallahu aleyhi ve sellem rahimiyetiyle bizlere irşad etmiştir. Rahimiyet özeldir. Ama rahmaniyet ummidir. Onun için diyoruz ki Bismillah, Rahman ve Rahim. Allah'ın zatı, sıfatları ve fiilleriyle biz Besmele-i Şerif'i çekiyoruz. Her şeyin başı Bismillahirrahmanirrahim. Her nefeste üç ifna bir ihya yapışımız da bu. Peki, Arapçada Allah böyle yazılı. Bu da aynı. Birisi Allah'ın zatını remzediyor. Lam elif Allah'ın sıfatları ve esmasıyla beraber sıfatları remzediyor. Tavsilat-ı Muhammedi olsan rahimetini remzediyor. Allah'ta da aynı üçleme sırrıyla gözümüze sokarcasına Cenab-ı Allah kendisini ben gaybde değilim, hayalde zanda değilim, ayan beyan görünümde görünüyorum diye bizlere ikaz ediyor. Ama biz cehaletimizden, nispiyetlerimizden, kendi varlıklarımızı araya koyup da engel olmaktan mütevellit ne yapmıyoruz? Onu göremiyoruz. Haşa, sümme haşa. Allah görmez diyoruz. Bu bizim cehaletimizin ta kendisi. Çünkü ey kardeşim, sen bu varlığınla ona engel oluyorsun. Sen varlığını çek aradan, kalsın yaradan. Ama sen varlığınla arada olduğun müddetçe duvar gibi Allah. Perde oluyorsun, onu göremiyorsun. Canım, Allah görünmez. Allah bilinir. Hayır. Allah zatı ile görünen fakat şeydir. Görünendir. Zatıyla görünen, sıfatlarıyla bilinendir. Sıfatlarıyla görülmez. Ama ben sıfatı görüyorum diyorsun sen. Hayır. Göz onun sıfatı değil. Gözden görünü görüyor musun sen? Gözü görüyorsun. O alet. Sen de bir aletsin. Cenab-ı Hakk'ın açığa çıktığı bir aletsin senden. Onun için kişi işte mevcuttan görünen ama mevcutla kayıtlı olmayan, sıfatlarıyla bilinen fakat sıfatlarından görünen değildir. Allah zatıyla görünendir ama onu sıfatlarıyla bilinendir. Sıfatlarıyla bilinir. Zatıyla görünür. Ama dediğim gibi mevcuttan görünendir. Siz onu görünmez diyorsanız ne bu alemde ne de aleme ahirette mazharsız göremezsiniz. Burada Cenab-ı Hak var mıdır? Vardır. Görüyor musun? Göremiyorsun. Hayale zanna çıkmış olursun. Namaz kılan bir kardeşimiz Allahu Ekber dediği zaman namazda Rabbininle görüşmelidir. Rabbiyle görüşemiyorsa o insan namazı namaz değildir. Taklit namazdır. Bedensel namazdır. Çünkü Rabbiyle görüşmek gereklidir. Namaz çünkü müminin miracı. Miraç ise Rabbiyle görüşmek değil midir? O zaman ne görüşemiyorsun sen? E demek eksikliğin vardı. Onun için görüşemiyorsun. Hasılı Bismillahirrahmanirrahim Cenab-ı Allah'ın ahadiyetindeki olan zatının, sıfatının ve fiillerinin cemini ifşa ettiği için bütün aleme de tecellisini gösterse o Kur'an-ı Kerim'e var. Kur'an-ı Kerim'in 6666 ayeti kerimesinin yekunu Besmele'nin içerisinde cem olmuştur. Allah lafzının içerisinde cem olmuştur. Onun için biz melamiler Allah, Allah, Allah demekteki kastımız bütün 18 bin alemin cemi olması. Her nefeste Kur'an-ı Kerim'i hatmetmenin zevkine erdiğimiz için bu zikri yaparız. Pir Hazretleri bize bunu böyle talim etmiştir. Üç ifna, bir ihya. Bir ihya, üç nuzul haliyle koymuş. Budur. Onun için hakikaten Besmele-i Şerif çektiğiniz zaman, siz de bir Besmele-i Şerif'siniz aslında. Çünkü sizin bir zatınız var. Nedir zatınız sizin? Sizdeki zat enerjidir. Sizdeki zat hayattır. Sizin enerjiniz, sizin hayatınız, sizin sıfatlarınızdan ne yapıyor?
alemi temaşa ediyor. Gözünüzden görüyor, kulağınızdan duyuyor, dilinizden konuşuyor. Bütün azalarınızdan açığa çıkan o değil midir? Enerjiniz veyahut da sizin hayatınız değil midir? El cevap evet öyledir. Demek ki sıfatlardan da azarlar. Fiilleriyle kendisini ishar edendir. Sizin bakışınız halkı görür, hakkı da görür. Halkı duyar, hakkı da duyar. Dikkat ederseniz sizin kapasiteniz neyse o nispetle gören, duyan ve konuşan olursunuz. Demek ki sizin zatınız sıfatınızdan, sıfatınızda fiilleriyle açığa çıkışının besmele şerif olduğuna göre size bir canlı besmelesiniz. Canlı Kur'ansınız. Zaten hadis-i şerifte de öyle diyor. Diyor ki Kur'an eşittir insana. İnsanla eşittir. Neden eşittir? Okunması gerekli olan Kur'an, satırlardaki Kur'an insanı tarif ettiği için. Bakara suresinin 1. ayet-i kerimesinde Cenab-ı Allah diyor ki, Elif, Lam, Mim, Zalikel kitabü la raybe fi. Elif, Lam, Mim olan, Allah'ın zatına, sıfatına ve fiillerine vakıf olan, bütün tecellileriyle bunun irfaniyet ve kemalatına sahip olan, canlı şüphe götürmeyen bir kitaptır diyor. Ayet-i Kerim öyle diyor. Şüphe götürmeyen kitaptır. Onun için zaten biz okunması gerekli olan kitabın da insan olduğunu biliyoruz. Nereden biliyoruz? İsra suresinin 14. ayet-i kerimesinden biliyoruz. Diyor ki İkra, oku. Kefe bi nefsikel yevme aleykel hasiba. Nefis kitabınızı okuyunuz diyor. Biz okuyor muyuz nefis kitabınızı? Biz nefsin ne olduğunu bildiğimiz yok ki zaten okuyalım. Biz satırları okumayı öğrenmişiz. Çoğumuz da satırları da bilmiyor ya. Yani satırlardan öteye geçemediğimiz için mutsuzluktan, huzursuzluktan kurtulamıyoruz. Rabbimizi tanıyamıyoruz. Kendimizin iki yakası bir araya gelmesi mümkün olmuyor. Ondan sonra da diyoruz ki inşallah ve maşallah Cenab-ı Allah bize cemalullahını cennette gösterecek. Nerede cennet? Toprağın altında. Toprağın altında bir cennet yok. Toprağın altında bir cennem de yok. Toprağın altında ahiret de yok. Var diyen varsa ben ayet göstersin. Yok. Onun için biraz hakikaten kendimize dönelim. Kendimizin nefis kitabını okuyalım. Nefis, nefstir. Nefs nedir? Nefs senin efalin, sıfatın, zatındır. Nefs nedir? Nefs senin yedi sıfatından bu pencerelerden alemi temaşa etmendir. Çünkü Allah kıyam bir nefsidir. Zat sıfatlarını sayarken Allah kıyam bir nefsi deriz. Ne demek? Allah nefsi sahibi demek. Peki Allah'ın nefsi nedir? Allah'ın nefsi sıfatlarıdır. Gördün mü? Senin de sıfatlarındır nefsin. Senin özündür nefsin. Sendeki öz senin nefsindir. Bu süfrü nefis, ulvi nefis de iki mütalaa edilmiş. Birisi süfrü olan, kendini ayrı görüyorsun, Allah'ı ayrı görüyorsun. Sen kendinin yaptığın işleri ayrı görüyorsun, Allah'ın bütün sıfatlarını ayrı görüyorsun. Bu senin süfrü olan nefsindir. İkilik halinde. O insanın vücut ülkesinde hükümdar nefsidir. Nefsin emrine tabi olduğu için ruha hiçbir hak söz hakkı vermemiştir. Sonra terbiye ettiğiniz zaman, mutmain haline dönüştüğünüz zaman nefsinizi alaşağı yapıp oraya o koltuğa ruhunuzu oturtursanız o zaman mutmain olmuş nefis olur. Artık o nefis dediğiniz gözünüz ruhtan alır emrini, kulağınız ruhtan alır emrini, diliniz ruhtan alır emrini. Dolayısıyla onun emrinin dışında olmadığı için hep mutmainlik halinde mutlu olursunuz. Huzur bulursunuz. Peki ruh neydi? Ruh işte İsra suresinin 85. ayeti kerimesinde Cenab-ı Allah diyor ki sana ruhtan sorarlar. De ki Rabbim bir emridir. Demek ki emirler alemindenmiş. Peki emirler aleminden bize mürşit masalından Rabbimiz ne emretti?
efalimizi, sıfatımızı, zatımızı, Allah'a ait olduğunu söyledi. Senin varlığın yok kardeşim. Senin varlığın Cenab-ı Hakk'ın varlığı dedi bize, değil mi? O zaman demek ki bu bizim nefsimizmiş. Biz bunları Cenab-ı Hakk'a nispet ederek onun tecellilerini zevkiyle zevkler olduğumuz zaman artık bizim de mutmain olmuş nefis haline dönüştüğümüz görülür. Bir insan hakikaten bu tahsili yapabilmesi için mutlaka ve mutlaka Kur'an-ı Kerim'den ayrılmadan başından itibaren bunu incelemesi lazım. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de akıl sahiplerine hitap ediyor. Aklı olmayanlara hitap etmiyor. İslamiyet'te 5 sınıf namaz kılmaz. Onlara hitap da yoktur. Kim onlar? 1. Sabiler namaz kılmaz. Henüz daha akıl bali olmamışlardır. 2. Delilere Allah hitap etmez. Çünkü akıl yoktur. Akıl sahiplerine hitap eder. 3. Kadınların aybaşı olanlara namaz yoktur. Çünkü onlar lekelidir. 4. Kadınların loğusa hallerinde de aynı şekildedir. 5. Müslüman olmayanlara. Bunun dışında ben bunların bir tanesi değilim diyorsanız kardeşim namaz kılarsınız. Rabbinizle görüşürsünüz. Namaz hakikaten merhale merhale Kur'an-ı Kerim'de izah edilmiştir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de 3 türlü namaz var demiş. Diyor ki birincisi Nisa suresinin 103. ayeti kerimesinde selati vukuta vakitlerle ilgili olduğu sizin bildiğiniz namaz. Sabah namazı, öğle namazı, ikindi namazı, yatsı namazı, akşam namazı, yatsı namazı diye bildiğiniz namazlar. Selati vukuta. İkincisi Bakara suresinin 238. ayeti kerimesi. Selati vusta, orta namaz. Kalp namazı. Üçüncüsü Meraç suresinin 23. ayeti kerimesinde. Selati daimun. Bakın ayetlerin numaralarıyla bildiriyorum ki aklınıza kalsın veya telefonları olanlar baksınlar o ayetlere göreceklerdir. 3 türlü namazdan bahsediyor. Bu namazları kişi ne yapacak? Mutlaka birisini kılmalı. Bunlara namaz farz olmuştur. Onun için işte bu namazı kılabilmek için de mutlaka ve mutlaka Allah'ın oku emrine binaen hareket etmesi lazım insanların. Evvela okumadan nasıl bilecek? Bildiğini de uygulaması lazım. Evvela bilecek, okuyacak, sonra onu öğrenecek, amil olmaya ondan sonra vakıf olsun. Onun için gene evvela biz bu merhaleye kat etmek için Alak suresinin 1. ayeti kerimesinde ikra, oku. Bismi rabbikellezi halak. Rabbinin adıyla oku diyor. Peki Rabbimizin adıyla evvela okumamızı Cenab-ı Allah emretmiş. Dikkat ediyor musunuz? İkincisi Kalem suresindeki nun vel kalem ve me yesterun. Ne diyor? Nun, nur-u Muhammediye. Nun, dişi. Nun, salikler. Yani mürşidin anlatmış olduğu ilmi ledinlere açık kalpleri olan insanlar. Hazır olanlar, talip olanlar. Kalem. Kalem, kağıdın üzerine yazan kalem denir ama aslında Mürşid-i Kamil'in iki dudağın arasından aynı şey gibi, divit gibi sizin gönüllerinize ilmi ledünü yazan demektir. Nun vel kalem ve me yesterun. Sayfa sayfa yazıldı. Nereye yazıldı? Cenab-ı Allah'ın gönül defterinize, gönül sayfanıza Cenab-ı Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de 3 tane ayeti var. 4 değil. 1. Efal ayetleri.
iki sıfat ayetleri, üç zat ayetleri. Diğer bir tabirle ya Bismillah ayetleri, ya Rahman ayetleri, ya Rahim ayetleri. Diğer bir tabirle Allah, Lam Elif ve Hu ayetleri. Diğer bir tabirle gene Allah, Allah, Allah. Gördünüz mü? Üç İhlas, bir Fatiha. Kur'an'ın aslı. Bunu oku diyor. Nerede okuduk? Kalem suresiyle Mürşid-i Kamil'i bizim gönlümüzün sayfalarına, inanç sayfalarına yazdı. Bu iki, üç, Müzemmil suresinin birinci ayeti kerimesinde diyor ki Cenab-ı Allah, ey örtülerine bürünmüş olan, kalk, Kur'an oku. Artık sen okumayı öğrendin. Kimden öğrendin? Kalem yazdı gönül sayfana. Artık gönül sayfalarını oku. Sendeki gönül sayfasına yazılan şey neydi? Allah'ın zatının tecellileri, sıfatların tecellileri, zat ve bir de fiillerin tecellisi. Bunları müşrik kamillerini size rabıta veriyorlar, şuhut veriyorlar. Şuhutlarıyla okuyorsunuz işte. Ama bunu siz ilimle okuyorsunuz. Gönül sayfasında okusanız evvelallah en kısa zamanda hicablarınızın açıldığını göreceksiniz. Ondan sonra ey örtülerine bürünmüş olan kalk Kur'an oku. Dedikten sonra Müddessir suresinin birinci ayeti kerimesinde yine aynı ayet. Diyor ki ey örtülerine bürünmüş olan kalk namaz kıl. Namaz kıl. Demek ki okuduktan sonra konuşma başlayacak. Namaz Rabbi ile görüşmektir. Namaz kıl ve güzel elbiselerini de giy diyor. Allah. Yani güzel elbiseyi giymek demek, güzel elbise bu elbise değil. Şeriat elbisesi. Şeriatsız hakikat olmaz. Şeriatsız hakikat olmaz. Onun için evvela okumayı öğrendik. Sonra Mürşid'den okuduk. Kalem suresiyle, Müzemmil suresiyle Kur'an okuduk. Ondan sonra da okuduğumuzun karşılığında da artık şuhudumuz açıldı. Müddessir suresiyle de namazımızı kıldık. Şeriatı elbisesinde giydik. Şimdi tam manasıyla mümin olduk. Mümin olduk ama 5. ayeti kerime, nüzul ayeti kerimesi Fatiha-i Şerif. Hoş Kur'an-ı Kerim'de 1. ayet olarak yazılmış ama bu nüzul sebebine göre yazılmamış, sırlanmamış. Nüzul sebebi birincisi Alak'tır, ikincisi Kalem suresidir, üçüncüsü Müzemmil suresidir, dördüncüsü Müddessir suresidir, beşincisi ise Fatiha-i Şerif'tir. Fatiha-i Şerif 7 ayetten müteşekkildir. Besmele'den itibaren ta sonuna kadar 7 ayettir. O da senin esasındaki olan ayetlerin sendeki hakikati remzetmektedir. Bismillahirrahmanirrahim ahadiyetinden bir tecellidir. Errahmanirrahim Cenab-ı Allah'ın Cemül Cemin'den bir tecellidir. Errahmanirrahim Rahman ve Rahimiyeti ile Hazret Mertebesi'nin bir tecellisidir. Din gününü sahibi Malik Yemiddin Elhamdülillah Rabbil Alemin Errahmanirrahim Malik Yemiddin din gününü sahibi bir cem mertebesinin idrakıdır, zevkidir. Ondan sonra da bakın dikkat ederseniz ikiliye geçiyor. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız sana isteriz. Yani dikkat ederseniz bunu kimden söylüyor? Kemalata gelmiş. Kemalatıyla kulundan tecellisi de kul bunun idrakıyla isteğini biliyor. Kimden istiyor? Kendisindeki zatın enerjisinin kendisinden açığa çıkmasını istiyor. Hayatın kendisindeki olan o zevklerle zevklenmesini istiyor. Ondan sonra ihtinas sırada mustakim yolundan ayırma, doğru yoldan ayırma. Bu yolda daim kıl beni ya Rabbi. Ondan sonra da sıratal lezine enamte aleyhim gayril mağdubi aleyhim veled dâline kadar. Evvela evliyaların bütün hak dostlarının gittiği yoldan bizi ayırma. Çünkü onlar bu zevklere sahip olmuşlar. Bu fakirler de bu zevklerden
mahrum etme ya Rabbi. Dalaletteki, gayretteki, hak vakit unutanların yolundan değil. Ya Rabbi demek suretiyle sen kendi vücud ülkeni başından göğsüne, göğsünden göbeğine, göbenden de tamamen aşağıya kadar olan demini baştan aşağı yapıyor. Çünkü insanoğlu da bir göbekten üst tarafı rahmanidir, göbekten aşağısı nefsanidir. Fatiha-i Şerife baktığımız zaman da aynıdır. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn ne kadar? Cenab-ı Hakk'a aittir. Ondan aşağısı da kula aittir. Çünkü kulun dili vardır orada. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn itibaren de odur. Görüyor musunuz? Yani aslında siz de bir Fatiha-i Şerifsiniz. Ama yeter ki kendimizi okuyalım. Bedense beden kısmını okuyalım. Ruhsal yönümüzü, ruhsal yönümüzü, gönlümüzü okuyalım. Çünkü sebebi mesane diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki Fatiha iki yerde belki iki defa nazil oldu. Neden iki defa olsun? Bir tane Kur'an-ı Kerim'de ya. Fatiha-i Şerif. He, birisi bedensel yönün olan Fatiha 7 ayetten, bir de gönül alemindeki olan ruhsal yönün de, kabulleniş yönün de senin 7 ayetten meydana gelmiş Cenab-ı Hakk'ın bir tecelli ilahisini sende ne yapıyor? Gösteriyor. Böylece demek ki bu 5 insanlığımızı bulduktan sonra artık her türlü ibadet ve taatları yapma yetkisine sahip olacağız. Yoksa bilinçsiz, idraksız yaptığımız ibadet ve taatın karşılığını bilmiyorsak bu bize fayda, fazla fayda sağlamıyor. Elbette gıybet yapmaktan seni uzak tutar. Manasını bilmedin, Kur'an okuyorsun. Tamam, oku. Bu şey mi, hata mı? Yok, ne hata olsun? Çünkü seni gıybetten araya koyuyor, başka şeylerle meşgul etmekten araya koyuyor, Allah'ın kelamıyla meşgul ediyor. Bunu tabii toplumdaki insanlar sevap sevap diyor. Sevap şey nedir? Sevap demek, faydalı olan şey demektir. Günah nedir? Zarar olan şeye günah denir. O onun bir ismidir. Allah dersin, Allah demek Allah mıdır? Allah demek midir? Hayır. Allah demek Allah demek olsa herkes Allah diyor. Allah hatırlatıcıdır o. O söz Allah hatırlatıcıdır. İşte günah da hatırlatıcıdır. Sevap da hatırlatıcıdır. Yani bunu bilelim. Yoksa işte ben şöyle ecir alacağım, böyle günah işlemeyeceğim, ben bu kadar sevap işleyeceğim. Bu onun hatırlatıcıdır. Sendeki güzel ahlaklar, edepler, iffetler hakikaten gündeme geldiyse iki cihan serveri gibi üstün bir Muhammed-i eminlik sana ihsan edilmişse işte o zaman o adına sevap denir, onun adına ecir denir. Hatalar yapıyorsun. Kur'an-ı Kerim'in yasak ettiği şeylerden bazılarına uyguluyorsan buna da artık günah denir. Onun ismidir o. Yoksa günah ayrı bir mesele, sevap ayrı bir mesele değildir. Teveylülülü müsallimin selatü müsallim diyor efendim. Yani namaz kılıyorsunuz ama o tip namazlarınız sizin. He, Maun suresi, Maun suresine geçiyor. Evet. Öyle diyor. Yani. Şimdi yani, hakikaten Maun suresindeki olan bu vakayı tabii kısacık bir izah edelim bak. Ereytellezi yükezzi bittin. Dini tekzip edeni gördün mü? Ey kardeşim, sen evin bir köşesinde namaza durmuşsun. Senin dinini kim biliyor? Senin dinini kim tekzip ediyor? Yalanlıyor. Başka kimse yok. Tekzip eden yok. Yalanlayan yok. E kim var? Allah öyle diyor bak ayette. He, senin nefsi emmaren senin dinini boş ver diyor. Ya yat kalk yat kalk. Ne bitçi var bunun? Ne bitçi bitmiş var? Boş ver. Yaşamaya bak. Nefsin seni bak. Senin dinini tekzip ediyor. Sen nefsine yan çıkma kardeşim. Dinini tekzip edeni gördün mü? Ha, ben gördüm. Ereytellezi yükezibittin. Fezali kellezi yedi ul yetim. Yetimi dışlayanı da gördün mü? Dışlayanı kim dışlar? Yetim kim? Yetim iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Neden yetim olsun canım? Anasız babası ama yetim denir. Anasız babası var onun Abdullah'tan olma, Emine'den doğma, Amine'den doğma. Niye? Babası var, anası var ya. He, onun Muhammediliği değil o. O onun unsur yönü. Esas Muhammedilik nereden geldi? Ey kardeşim, sende de Muhammedilik var. Nasıl olacak? Fenai efel, fenai ifat, fenai zat yaparsan artık senin unsuriyetin bitti. Sendeki olan tecelliler senin değil.
Gördün mü? Ondan sonra veledi kalp olarak, ruhsal olarak dünyaya geldi. Ama dünyada kendisini gösteriyorsun bu masadan ama aslında sendeki o varlık senin değil. Bu varlık Cenab-ı Hakk'ın. Gördün mü? Yetim oldun mu şimdi? İşte yetim kendi Cenab-ı Allah'ın rahmaniyetinden tahsil yapan kişiye denir. Onun anası babası yoktur. Soruyorum ben size, Adem'in anası babası kim? Havva'nın anası babası kim? Yani bir insan hakikaten Havva veya Adem olmuş olsaydı, herkesin anası babası var. Bak söyleyemiyorsun. Adem'in anası şu, Havva'nın babası anası budur diyemiyorsunuz. Demek ki Havva ve Adem'in anası babası o Havva neyin olduğunu, Adem'in ne olduğunu bildiğiniz zaman onun Müşti Kamil masarından tahsiliyle o evvela ikilikteki olan halinin bir Havva olduğunu, sıfatların Havva olduğunu, zatı da giydiği zaman o da Adem olarak ortaya çıktığını görürsünüz. Demek ki Adem'in de anası babası, Havva'nın da anası babası, fena fillaha kadar olan Müşti Kamil'i, bekada ise babası, fena, evlatlarını anne nasıl emziriyorsa, çocuklarını büyütüyorsa, bir Müşti Kamil de evlatlarını telkinatlarla, verdiği derslerle, zikirlerle geliştirir, yetiştirir, artık kendisini tanıcı hale getirir. Anne iki sene evladını emziriyor. Boşuna mı emziriyor? Ondan sonra yemeğini yemiyor, annesi yediriyor. Giydiremiyor, annesi giydiriyor. İlk zaman yürütemiyor, annesi yürütüyor. Bunlar devrelerini tamamen büyüttükten sonra artık annesi, gel evladım sen kaç yaşına girdin? Akıl bali oldun. Akıl bali olduğu zaman gel evladım ben senin yanında tutayım, yürümesini öğreteyim sana diyor mu? Gel evladım ben sana yemek yedireyim diyor mu? Seni giydireyim diyor mu? Kendi giyiyor, kendi yiyor, kendi geziyor. İşte Salik de bu devreleri atlattıktan sonra artık annesinin şişesinden kurtulmuş olur. Gördünüz mü? Havva'nın anne Adem, Adem. Şapkasız Adem, şapkalı Adem. Bir insanın kendi varlığının olmadığını bilmek şapkasız Adem'dir. Ne zaman kendi varlığındaki o varlığın kendisinin değil de Hakk'ın olduğunu bildiği andan itibaren şapkalı Adem oldu. Onun inceltme işareti var ya Adem'de. Bana ben şapkalı diyorum. Aslan. Şapkalı Adem diyorum. İnceltme işareti Türkçe'de öyledir. Tabii E ile A'nın arasında E Adem. Ay Adem deyin. Al, E Allah diyor mesela bazıları. Allah Allah'tır. Yani tek şeyle yazılmaz. Elif ile yazılır çünkü Allah. Böyle. Ayınla yazılmaz. Ali ayınla yazılır fakat Allah elifle yazılır. Yani böyle inceltme işaretinin remzettiği birazcık daha yumuşak ifade içindir bunlar. Hasılı demek ki kişi ne yaptı? Fena fillah da annede beslendi. Beka billah da